Gülayşen. Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun? 15 gün sonra doktora gidip hamile olup olmadığımı öğreneceğiz Barbar. 15 gün. Hı hı. On beş gün. Hayatımızın en uzun, en sabırsız 15 gün. Nasıl geçecek ki? Geçecek Gülayşem. Geçecek. Göz göze, el ele, aşkla geçecek. Var var. Hı. Sen bana böyle güzel şeyler söylüyorsun ya. Ben de böyle sırıtıyorum ya salak salak işte. Hı. Aptal görünüyorum çok. Gülayşem. Aptal gözükmeye razı değilsen aşık olmayı hak etmiyorsun demektir. Hem bak bana. Ben de senin gibi sürekli sırıtıyorum. Hı. Çünkü çok aşığım o yüzden. Senle ben var ya. Bence biz birbirimiz için yarattı Allah, biliyor musun? Ne oldu? Doğru. Böyle birbirini bulunca tamamlanan, tamam olan şeyler var ya. Mesela? Mesela köfteyle patates gibi mesela. Ketçapla mayonez gibi. Tahinle pekmez gibi. Karpuzla peynir gibi. Kuru fasulyeyle pilav gibi. Turşu? Turşu mu? Yani salatalık turşusu, lahana turşusu, biber turşusu. Yani kuruyla pilavın yanına iyi gider. Ne alaka var var şimdi? Ben sana aşkımdan bahsediyorum burada, farkında mısın? Gülayşen, böyle mi bahsediyorsun sen aşkından? Gerçekten böyle mi bahsediyorsun aşkından? Sanki yemek menüsü sayıyorsun bana. Allah Allah! Sen anlat o zaman, sen bahset nasıl bahsedeceksin? Sen anlat nasıl olacakmış o? Böyle güneş gibi içimizi ısıtan bir aşk. Gece karanlığında yıldızlara bakmak gibi. Öyle böyle büyük bir aşk değil. Böyle tarifsiz. İşte okyanus kadar derin, gökyüzü kadar sonsuz, dağlar kadar... Seninki de coğrafya dersi gibi oldu, ne yapacağız? Allah Allah! Bence senin şeyinden, yemek menünden çok daha iyiydi benimki. Onu söyledim sana yani. Vallahi. Bir çaba vardı en azından. Ne diyeceğim sana? Ne? Biz bu anlatma işini pek beceremiyoruz galiba. Bence de, bence de. Ben sana en iyisi göstereyim. Göster. Ne dersin? Evet. Evet. Çok seviyorum. Çok. Bak.